Geri, geri. Merhaba arkadaşlar, Sıla Yolu Tavsiyeler ikinci videoma hoş geldiniz. Aslında şimdi ben birkaç arkadaşın dediklerinden, yorumlarından yola çıkacağım. Artı benim yeni aya yeni aklıma gelen diğer maddeleri sayarak bu part 2 videosunu çekiyorum. Şu anda sakin güzel bir ortamdayım. Sesim de iyi geliyordur. O yüzden hemen çekeyim. 10 dakikalık güzel bir video yapalım. Siz de izleyin arkadaşlar. Şimdi tavsiyelerde bahsetmedi birinci bölümde bahsetmediğim şeyler aklıma geldi. Mesela vignetteler yani otoban paraları arkadaşlar. Bunlar artık e-vignette denilen bir şey çıktı. İnternet üzerinden alıyorsunuz. Macaristan, Bulgaristan artı ee, Sırbistan'da olmuyor şey için Macar Sırp <laughs> Macarist, Avusturya 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 Macaristan ee, Bulgaristan için e-vignette alınması gerekiyor. E-Vignetta'lar eğer orijinal ofisial sitelerinden alırsanız, ofisial sitelerinden alırsanız daha uyguna geliyor. Paypal'la ödeme imkanı var. bazılarında kredi kartıyla ödüyorsunuz filan. Sanal kredi kartı oluşturun. Öyle ödeyin. Tabi burada yaşayan gurbetçi dostlarımızın bankalarında zannetmiyorum ki sanal kredi kartı özelliği olsun. Çünkü burada bankacılık sistemi çok geri. Direkt kredi kartını vermeniz gerekiyor. Ya da ne bileyim Sofort denilen bir yöntem var. Onunla ödemek gerekiyor. Onun da her, her e-vignette e şeysi geçti sitesi desteklemiyor. O sebeple yani PayPal'ın ön ödemeli kredi kartı var. Marketlerden onu alıp içine para yükleyip kullanabilirsiniz. Hatta ve hatta içine mesela atıyorum 200 euro yüklediniz, 200 300 euro. O parayı o kredi kartını yol güzergahında kullanabilirsiniz. İşte Kopyalamalara karşı en azından ön bir tedbir olur ya da Türkiye'de kullanabilirsiniz içindeki parayı para paradır her zaman kart içinde biliyorsunuz Türkiye'de her yerde kredi kartı geçiyor Almanya gibi değil. Üstüne ne bileyim başka bir tavsiyem daha var Sırbistan için. Sırbistan'da otobanlarda gişeler var. Sırp parasıyla uğraşmayın kesinlikle. Kesin bu PayPal kredi kartına para yükleyip orada gişelerde kullanabilirsiniz. Mastercard, Visa kart hepsi geçiyor gişelerde. Ve yani ya da ya da ya da en kötü ihtimalle yanınıza bozuk para alın. Euro cinsinden bozuk para alın. Bayağı bir bozuk para alın. Münze. Bunları bir şeylerdeki memurlara şey yapabilirsiniz 3,5 euro 5,5 euro filan tutuyor böyle. böyle buçuklu buçuklu şeyler tutuyor o sebeple bozuk paranız mutlaka olsun eğer 10 euro çıkarıp verirseniz kağıt olarak para üstüne sırt parası veriyorlar diye biliyorum ben geçen sene hep euro verdim bozuk olarak tam miktarı verdiğim için para üstü almadım ama duyduğum kadarıyla böyle. Para üstü verirlerse sırt parası veriyorlar ve hem kuru da farklı hesaplayıp veriyorlar. O sebeple yani 3-5 hesabı yapmayın bence tabi de yani böyle sırt parasını ne yapacaksınız yani son gereksiz bir para yani para üstüyle uğraşmamak için en azından tavsiyem ya bozuk paranız olsun ya kredi kartıyla ya da master kartla ya da ne bileyim ön ödemelik bazı bankaların benim aşağıda N26 Bankası'nın linki var. Oradan bir banka hesabı açın. Bir hafta içinde banka hesabınız açılıyor. Kartınız geliyor. Mastercard şeklinde geliyor. Bu bir kredi kartı değil. Banka kartı. Ama hesapta para olduğu sürece kullanabileceğiniz bir Mastercard olarak düşünebilirsiniz. Ma Maestro Mastercard. Ben geçen sene hatta bu kartı kullanmıştım. yani. İçinde 200-300 euro para tuttum. Öyle devam ettim yoluma başka 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 aklıma geldikçe sonra bayağı bir tavsiye veriyorum. Ha, Sıla yoluyla alakalı uygulamalar var internette. Sıla yolu falan yazınca zaten Google Play Store'da çıkıyor. Apple Store'da var mı bilmiyorum. Olmayabilir çünkü Apple Store'a uygulama koymak biraz masraflı olmayabilir orada. Ama Play Store'da var arkadaşlar. Oradan indirin. Orada bu uygulama ne işe yarayacak? En çok işe yarayacağı şey şu arkadaşlar, gümrük kapılarının trafik durumlarını gösteriyor. Yani gümrük kapılarında trafik şu anda ne durumda, onu gösteriyor. Macar-Sırp önemli kapılar, işte Bulgar-Türk kapısı çok önemli. Diğer başka diğerlerinde çok bir önem yok, diğerlerinde fazla kuyruk falan olmuyor. En önemlisi işte Macar'dan Sırp'a giriş, Sırp'tan Macara giriş, Bulgar'dan Türkiye giriş, Sırp'tan Bulgara giriş gibi gibi. Yani aslına baktığınızda Sırbistan kapıları ve Türkiye kapılarına bakacaksınız. Başka da ne diyeyim? Aklıma geliyor bazen. Hız kurallarını arkadaşlar önem önem önemle dikkat edin. Kesinlikle ve kesinlikle hız kurallarını aşmayın. Yani otobanda gidiyorsunuz otobanın hızı neyse onda. Artı işte şehir içine girmişseniz şehir içi trafiğinin hızı neyse tabelalar Almanya'da nasıl nasıl ve nasıl uyuyorsanız doğru bir şekilde uyuyorsanız bütün ülkelerde de uyun. Yoksa polis sizi durdurduğunda söyleyecek bir sözünüz olmaz. Arama yapar üstüne bir rüşvet ister üstüne ceza keser hatta Bulgaristan'da kesilen cezayı polise de veremiyorsunuz gidiyorsunuz vergi dairelerine filan bankaya mı ne ödüyormuşsunuz Bir saçma sapan işler. Yani zaman kaybı, tamamen zaman kaybı. O sebeple hız kurallarına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani güm, gümrük kapılarından ya da sınır kapılarından geçerken memurla güler yüzlü davranırsanız sizin lehinize olur. Bazı memurlar tabii ki ne kadar gülsen de o gülmez, yapacak bir şey yok ama Böyle sinirli sinirli işte ne kadar bekledik burada bilmem ne ters ters davranırsanız memurun da tersine gider. Size zorluk çıkarabilir, zaman kaybettirebilir. Ee, tavsiyem sınır kapılarında yalandan da olsa, <laughs> ne kadar yorgun da olsanız yani şeyinizi kaybetmeyin. Ee, sin sinirinize hakim olun, gerginliğinizi fazla belli etmeyin güler yüzlü olun ki işinizi görsün. Çünkü sizin amacınız bir an önce memlekete gitmek ya da memleketten e, evinize Almanya'ya gelmek. Başka ne diyeyim? Arabayı aşırı yüklemeyin. Arabanın yük limitleri neyse ona göre yüklü olsun. Arkada koltuklarda çocukların kemerleri bağlı olması gerekiyor. Her ne kadar çocuklar onu çözse de en azından e, bir polis falan durdurdum. <laughs> yani aman diyeyim yani yani bu zaten hayati bir şey. Yani bağlı olması gerekiyor arkadaşlar. Çocuk koltukları boyları 1.40'dan kısaysa gerekiyor. gerekiyor filan filan bu şekilde. Ee, GPS'e gelince, ha onu geleceğim. GPS de demeyeyim daha doğrusu navigasyon işine gelince arkadaşlar navigasyonu mutlaka ve mutlaka yani trafik durumunu gösteren navigasyon cinsinden kullanın. Çünkü niye söylüyorum bunu? Ben geçen sene buna benzer bir durum yaşadım. İşte Macaristan diye Macaristan diye hatırlıyorum. Google Maps'i kullanıyordum. Google Maps işte bilmem bir trafik var. Yolumu değiştireyim mi diye sordu ve değiştirdi. Bana mesela o anda 15-20 dakika ekstradan zaman kazandırdı. Bekleme süresini iptal etti. Başka bir yerden beni götürdü. Ama sonuçta ana yoldan Hafif çıkıyorsunuz, sonra tekrar giriyorsunuz. O şekilde bir güzergah çizdi bana ve yani bana biraz zaman kazandırdı. Böyle olunca en azından insan hem yakıttan tasarruf, hem zamandan tasarruf oluyor. Hem de sıcakta işte öyle trafikte beklemek gerçekten sinir bozucu. İyi olur yani. Google Maps'i offline modda kullanabilirsiniz. Yine yani onu da söyleyeyim. Haritalar bölümüne girip oradan offline'ın Türkçesi ne ya <laughs> yani offline haritalardan işte bölge seçip böyle pat 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 işte Almanya Avusturya Sırbistan gibi gibi ülk bölgeleri kare şeklinde çiziyorsunuz o da size işte download ediyorum diyor ediyor bu şekilde ne oluyor çok büyük bir veri tasarrufu oluyor daha bildiğim bir şey daha söyleyeyim ee, güzergahla ilgili Ha internetle ilgili onu söyleyeyim. Şimdi Avrupa Birliği ülkelerinde kullanacağınız internetin bir ücreti yok. Eğer Avrupa hattı varsa sizde yani Almanya hattı, Avusturya hattı atıyorum varsa Avrupa Birliği ülkeleri Bulgaristan da dahil işte Yunanistan zaten dahil Macaristan dahil bunlar da kullandığınız internetin sizin normal hattınızdaki internetle şey oluyor, charge ediliyor, ücretlendiriliyor. Ama Sırbistan farklı. Sırbistan AB ülkesi değil. O nedenle arkadaşlar Sırbistan'da ben geçen sene Sırbistan'da arkadaşlar Türkcell'in 2 GB'lık tarifesi vardı. 100 lira civarında falan olması lazım 100 TL. Onu kullandım fakat gerek yok bunu kullanmaya. İsterseniz 5-10 Euro'ya Sırbistan'da OMV yani OMV, OMV benzincilerinde arkadaşlar e, ee, internet internetli hatlar varmış. Ben de Google'larken filan şey yaptım öğrendim bunu. Bu sene onu almayı düşünüyorum. O anfalardan internette sır hatta alacağım. Telefona takacağım. Sırbistan'daki herhangi bir durumda işte e kullanmak için. Zaten Sırbistan'da da bir gece kalacağım için yani mutlaka gerekiyor bana internet. Ee, böyle yani trafik durumu için özellikle gerekiyor. Ha benzin olayına gelince benzin ya da mazot ne derseniz yakıt yani. Yakıt olayı da aklıma geldi şimdi. Ya yakıtı bilin söylendiği kadarıyla OM, OMFA gişe şeyleri benzincileri güvenli diyorlar. Yani yakıt konusunda iyi diyorlar. Özellikle Euro dizel Euro dizele çok dikkat etmek lazım. Ama çok şans işi bu ya. Bazı adamın benzincisi OMFA'dır ama arada bir depoyu şeyi benzin istasyonunun varillerini arada bir böyle dandik mazotla dolduruyordur. İşte kontroller sırasında iyisiyle dolduruyordur. Size kötüsü denk gelir. Vallahi yani benim bildiğim şöyle bir şey bir yöntem var. Depo yarıma dü düşünce mutlaka o depoyu bir benzinci de doldurun. Yani fullerken yani sıfırla sıfırlayıp fullleyip giderseniz benzin kalitesizse, mazot kalitesizse arabada ışıkların yanmasına, bazı arızalara neden olabiliyormuş. Ki benim eski arabamda, çok eski arabamda, Türkiye'deki arabamda başıma geldi. İstanbul'dan Giresun'a falan giderken zaman zaman ışık yandı. Ama kalitesiz yerden mi aldın? Hayır almadım. Şel'den alıyorum ben her zaman Türkiye'de. Ama başımıza geldi yani. Işık yanıyor. Bir şeyler oluyor. Aşırı hız yapmayın zaten motoru zorlamayın motoru böyle 130 140 150 160 böyle aşırı yani 160 da sürekli giderseniz motor zorlanır arabanın anası ağlar kısaca <laughs> yani arabayı zaten yüklü ya hava da sıcak yani zorlamayın motoru hele bir yokuş falan varsa hele ki valla hiç gerek yok normal hızınızda şey yapın yarışmıyorsunuz 2-3 saat geç gidin memlekete ama sağlam gidin arabanız arıza yapmasın. Benim tavsiyem bu şekilde. Ha benzini de bir de direkt otobandan alabilirsiniz. Evet yani otobanda o enfalardan alabilirsiniz. Bir şey demiyorum. Ama siz, size bir yöntem söyleyeyim. Otobana çok yakın şehirlerde çok yakın yani böyle tabii ki açılmayın dışarı doğru. Çok yakın şehirlerin içine girerseniz şehrin içindeki o şehrin insanlarının kullandığı o şehrin insanlarının her zaman riayet ettiği tipi şeyi binası bilmem nesi işte dükkanı düzgün bir benzinciye girip depoyu doldurup sonra tekrardan otobana çıkabilirsiniz. Macar'da ya da ne bileyim Sırp'ta böyle bir şey yapabilirsiniz. Bence bir sıkıntısı yok ki ben geçen sene şehrin içinden aldım iki kere şehir içinden aldım. Benzini bir Macaristan'da Bir de Bulgaristan'da galiba Yo, Bulgaristan'da Bulgaristan'da yol üstünden aldım Bir sıkıntı olmadı vallahi ne diyeyim bu şekilde yani Şehir içinden de alabilirsiniz ama Eli ayağı düzgün tipi düzgün bir benzinciden alın ee, Şehir içinden almanın Faydası şu o, o şehrin içinde O adam o işletmeyi yürütüyorsa Zaten anormal bir şey satmıyordur Ama otobanda eli ayağı düzgün olmayan bir yerden benzin alırsanız ya ucuzmuş diye işte arabanıza bin bir türlü arıza oluşabilir aman Allah korusun tabi ben bunları söylüyorum ama yani bunlar sadece bir tavsiye tamamen şans tamam her şeyi bir benim dediğim gibi ya da ben de her şeyi dediğim gibi yaparım ama bir bakmışsınız araba yine de arıza vermiş sonuçta kul cool yapısı bir araç arıza verebilir Tabi bu durumda ne yapmak gerekiyor? A, -A yani adac, adak. <laughs> İngilizce okunuşuyla adak, Almanca okunuşuyla A, Türkçe okursak adac denilen kart devreye giriyor. O kartı nasıl ediniyorsunuz? Yıllık bir bedeli var. Bu bir sigorta arkadaşlar. Bu bir sigorta. Şöyle göstereyim. ADAS Plus. Görüyor musunuz? Bu sigortayı yaptırmanız lazım. Bu sigorta ne işe yarıyor? Arabanız arıza yaptığında arabanızı evinize kadar geri çekiyor. İsterseniz tamirciye çekiyor. Tamirci diyor ki işte bu, bu arıza sıkıntılı büyük bir arıza. İşte ben bunu 5 günde 10 günde yaparım derse ADA'sı size uçak bileti alıyor. Gidiş dönüş galiba tam emin değilim. Gidişi kesin alıyor da dönüşü de alıyor mu bilmiyorum. Artı bütün ailenizi alıyor. Arabadaki herkes için alıyor. Artı arıza bir günlük bir arıza ise otelde konaklamanız için otel biletini de karşılıyor. Bu şekilde hizmetleri var. Daha bir sürü böyle madde madde hizmetleri var. Yol üstünde mesela Almanya için geçerli olan bir şey söyleyeyim. Arabanız arıza yaptı. ADAS geliyor hemen tamirci ekipmanı olan bir arabayla geliyor arabayı tamir edebiliyorsa orada ediyor. Edemiyorsa çekici çağırıyor filan bu işleri yapıyor. Bunlar için hiçbir ücret ekstradan almıyor. Tabii ki bir kaza maza Allah korusun olduğunda ADAS yine çekiciliğini yapar. Ama kazanın oluşturduğu kırık dökük işte arabanızdaki her türlü kaportta bilmem bunları karşılamaz. ADAS'nin onlar gelme onlar sizin sigortanızla alakalı. Diğer kasko poliçenizle alakalı mevzular. Ama yani şey konusunda çok iyi. Yani bilettir bilmem nedir. İşte yolda sizi bırakmaz ADAS. ADAS yol yardımı diye şey yapabilirsiniz. Düşünebilirsiniz. Bu şekilde part 2 de bu şekilde bitti. Valla sizin aklınıza gelen bir şeyler varsa hemen yorumlara ekleyin. Belki part 3 de çekeriz. Şu anda benim aklıma gelen her şey bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.